Merhaba değerli arı dostlarımız. Bugün 6 Şubat. Arılarımıza bakacağız. 15 derece civarında bir sıcaklık var bugün. Strafor kovanları ilk defa bu yıl kullandık. Sonuçları hep birlikte çektiğimiz videolarla takip ediyoruz. Biz daha önce arımıza şurup, hazır invert şurup ve kek vermiştik. Şurubumuzu bitirmiş arılarımız. Şu anda kaç parça kalsa da hala keki yemeye devam ediyorlar. Yarısını da bitirmişler. Şöyle kenara alayım. Havalar bu yıl gereğinden fazla sıcak gidiyor dostlar. Mart ayında ne olur bilmiyorum. Yani şimdi bu işte her zaman söylediğimiz gibi yöre yöre değişiyor iklim koşullarına göre. Biz Karadeniz'deyiz. Bu aylarda bu sıcağın olması aslında hiç de normal değil. Ama maalesef bu şekilde sıcak. Fazla rahatsız etmeden arılarımızı yavruya yatmış mı arımız? Ana arımız yavru atmış mı? Merak ediyorum. Şöyle kısa bir kontrol yapacağım. Hava güzel, arılarımız dışarı çıkıyor. Ama tabii doğada pek fazla bir şey yok. Polen getiriyor arılarımız ama galiba fındıklardan getiriyorlar. Evet. Burada polen deposunun yanında küçük bir yavru alanı oluşturmuş arılarımız. Hatta şöyle yeni getirdiği polenlerin yanında küçük bir yavru alanı var. Bal kemiri var. Bal stoğu çok güzel. Ben fazla dışarıda tutmak istemiyorum. Şimdi çok fazla yavru atmamış anarımız. Ve gayet normal. Arı bu yörenin arısı olduğu için o da biliyor işini. Çünkü Mart ayında soğuklar olacak. Çok fazla yavru atsa, güçlü bir kovan değilse salkıma geçme durumunda yavruyu terk etmek zorunda kalacak. Arılarımız bunun gayet bilincinde. Şurada bakın çok güzel bir kapalı yavru alanı var. Şurada bir tane arımızda kırmızı polen var bacaklarında. Umarım görünüyordur. Bu tarafta aynı şekilde. Çok güzel pupada yavru var. Bal kemeri de var üzerinde. Stok durumu gayet güzel arımızın. Bu iki çerçevede yavru olacağını tahmin ettiğim için direkt bunları çektim. Evet, keki yemeye devam ediyor arılarımız. Güzel de bir yavru alanı da var. İlk defa dediğim gibi takip eden arkadaşlar biliyor. Strafor kovan kullandık bu yıl. Giriş yerleri haricinde pek kemirme gibi bir durum olmadı. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok arılarımızda. Şöyle tekrar keki bırakacağım. Şimdi bal stoğu iyi arımızın ama ben yanımda invert şurup getirmiştim. Bunu da tekrar yine vereceğim arımıza poşetlerde.
İnver çorubun avantajı hemen tüketebileceği bir yiyecek arkadaşlar. O yüzden bu aylarda ben hazır inver çorup veriyorum arılarıma. Gayet de güzel oluyor. Bu arımızın şimdilik durumu gayet güzel. İnşallah diğer kovanlarımız da bu şekildedir. Onları da kontrol edeceğiz. Maşallah arımız gür duruyor. Yani yöreye göre arkadaşlar, bu işler yöre yöre değişiyor. Şimdi Karadeniz'de farklı, Ege'de farklı, Trakya'da farklı bu işler. Bizim arımız şu popülasyonu bu aya göre, bu güçlü bir arı sayılır. Çok öyle aman aman da olmasın ama inşallah arılarımız ilkbahara ulaşacaklar. Evet, kekin bayasını yemişler. Şurubu da bitirmişler arılarımız. Şimdi ben burada yavru olanını kontrol etmek istiyorum. Arımız ne kadar açıldı, yavru attı. Geçen baktığımda pupa halinde yavrular görmüştüm. Muhtemelen onlar çıkmak üzere ya da çıktılar. Yeni yavru alanına bakacağım. Dediğim gibi Şubat'ın 6'sı sıkıntılı bir durum aslında. Çünkü havaların bu kadar güzel olmaması gerekiyor burada. Şu anda yani. Ama maalesef böyle. Şu iki çıtada yavru alanı oluşmuştur diye tahmin ettiğim için ilk önce bu iki çıtayı kontrol edeceğim. Arılarımız polen getiriyor. Kırmızı, sarı. Nereden getirdiğini bilmiyorum şu anda o poleni ama yani fındıktan mı getiriyor, başka bir ağaçtan mı? Şimdi şöyle, umarım görünüyordur. Küçük bir yavru alanı var. Evet. Yanında çok güzel günlükler var. Çünkü bu aradaki yavru çıkmış. Dediğim gibi geçen seferki baktığımda evet, bu tarafta aynı. Şöyle bir tane aramızda sarı polen var bacaklarında. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Yavru çıkan yerlerin hemen yerine ana arımız günlük yavrular atmış. Haftalık kurtçuklar var geriye doğru. Gayet güzel bir bal kemeri de var. Yani arımızın çok öyle aman aman bir yiyecek ihtiyacı yok şu anda. Ama biz yine de bu çerçevelerde de şunlarda da bal var. Ancak işte hava soğuk olduğunda arı oraya ulaşamayabiliyor. O zaman sıkıntı oluyor. Bu verdiğiniz şerbeti de muhtemelen yavruların üzerine bal kemeri yapacaklar. Çünkü hazır şurup kendi yaptığımız şurup gibi değil arkadaşlar. Hemen tüketebiliyor arı bunu. Hazır invert şurupları. Suyunu uçurması derdi falan filan böyle bir şey yok. Takip eden dostlarımız biliyor. Biz ilk defa bu yıl şöyle bal kemerini görüyorsunuz. Bu tarafta da polen depolamış. O yüzden karşısına yavru atmış arımız. Bal stoğu işinde sıkıntı yok. Arımız da gayet güzel şu anda. Ama maalesef arı straforu biraz kemirmiş. Bundan rahatsız. Bunu erken baharda direkt bu kolonilerimi ben tekrar ağaç kovanlarıma aktaracağım. Burada da balı var. Arımızın bal stoğunda bir sıkıntı yok. Bu tarafını boşaltmışlar sevgili dostlar. Bu tarafında daha bal var. Bu ayda bu havanın olması normal değil. Bunu tüm arıcı dostlarımız bilir. Şimdi burada küçük bir polen stoğu var. Şöyle bunları yer değiştirelim. Arılarımız taşıyor çünkü bu balları da. Bu
burçlar yöre yöre değişiyor. Dostlar, bizim yöremizde bu ayda bizim bu arıyı açabilmemiz aslında imkansız gibi bir şey olmalıydı. Ama maalesef öyle değil. Bugün 16 derece gibi bir sıcak hava var. Invert çurubu tüketmiş arılarımız. Kaç tanesi içinde kalmış şöyle. Bir asker bir askerdir kışın. Evet, bu arımız gayet güzel. Kışı güzel geçirdi. İnşallah baharda daha da kuvvetlenecek. Dediğim gibi stoğu var arkadaşlar. Ama ben yine de arımıza oyalanması için bir hazır invert çurup da vereceğim. Böyle ara ara buradan alacaktır arımız. Bir tur yavru döndü arılarımızdan. Çıktı bir tur yavru. Şu anda durumları nedir? Kısa bir kontrol yapacağım. Şurubu bitirmişler. Gayet güzel. Keki de yarımlamışlar. Arılarımız şu an gayet sağlıklı görünüyorlar. Aslında yavruyu da kontrol etmek istiyorum. Şu çatalardan birini çekip şansımı deneyeceğim. İki çatadan birinde yavru vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü geçen baktığımda günlük ve kurtçuk halinde yavrumuz vardı bu arımızda. Muhtemelen bir kısmı çıktı o arılarımızın. Tabii bu ayda nüfusun gençleşmesi bir yönden iyi. Çünkü önümüzde Mart ayı var ve çok çetin geçeceğe benziyor. Evet, burada küçük bir yavru alanı var arımızın. Pupa halinde, evet. Geçenki benim gördüğüm kurtçuklar şu an pupada. Şimdi burada günlüğümüz. Evet, burada gördüm. Şurada günlük gayet güzel günlük yumurtalar da var. Arımızı fazla rahatsız etmeyeceğim. Bu ayda bu havanın olması normal değil dostlar ama maalesef bu yıl böyle. Bunu neden bırakıyorum arkadaşlar? Bu Mart ayı soğuk geçeceğini tahmin ediyorum sadece. Geçen yılla, çünkü bu yılın verileri aynı sevgili dostlar. Geçen yıl Şubat ayında da bu yörede sıcaklık bugünlerde bu derecelerdeydi. Kendi çapımızda istatistikler tutuyoruz. Ve Mart çok soğuk oldu geçen yıl. Şimdi bu yılda sanki aynısı olacak gibi düşündüğüm için hazır invert çurubu veriyorum ben arılarıma. Hemen tüketebilsinler. En azından bal stoğu yeterli olsa bile yavru kemerinin üzerine bal stoğu yapsınlar diye. Invert çurubun avantajı da şu: hemen tüketebiliyor arılarımız bunu. O yüzden bunu tercih ediyorum. Dediğim gibi geçen yılın verileriyle bu yılın verileri, sıcaklık verileri aşağı yukarı aynı düzeyde. Yani geçen yılda bu zamanlarda aynı bu sıcaklıklar vardı. Ama Mart ayı o kadar çetin geçti ki bu yörede. Çok arı ölümümüz oldu maalesef. Bu yılda aynısı olacak gibi tahmin ettiğim için bu invert çurupları şimdiden veriyorum arılarıma. Son çerçevelerde bal stoğunuzun olması arınızın açlıktan ölmeyeceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu büyük abilerimiz
aracı dostlarımız bunu zaten biliyorlardır. Ben yeni başlayan arkadaşlara ön fikri olsun diye söylüyorum. Yani başında ve sonunda bal olsa dahi arınız açlıktan ölebilir. Bunun da sebebi şudur. Arı toplandığı alandaki balı sıcaklığıyla eritip tüketiyor. Ancak soğuktan dolayı diğer çerçeveye geçemiyorsa eğer ve oradaki balı eritemiyorsa, kovanınız bal da dolu olsa sevgili dostlar, arılarınız açlıktan ölecektir. Ben geçen yılın verileriyle bu yılki veriler, sıcaklık verileri, hava tahminleri aynı olduğu için böyle bir bu yıl böyle bir şey yapmış. Çünkü geçen yıl bir tane kovanımda, birkaç kovanımda vardı aynı şey. Bu yılda aynısını yaşamak istemiyorum. O yüzden böyle hazır invert çürüp veriyorum. Dediğim gibi kovanınız balda dolu olsa arılarınız açlıktan ölebilir. Lütfen buna dikkat edin.